Dolayısıyla modern dünyadan haberdar olduğunda parçalanırsınız. Yani modern dünyadan haberdar olan bir zeka modern dünyayı ciddiye alır. Yumurtayı tavuğun altından almakla kümeste marketten almak arasında bir fark vardır. Bu davranış değişikliğine yol açar, kaçınılmaz olarak. O bakımdan ifade birdenbire tereddütlere, çelişkilere ve tutarsızlıklara dönüşüyor. Tabii ki siz Sinan'ı merkeze alırsanız, klasik Osmanlı camii mabet mimarisini, 18 ve 19. yüzyıldakileri biraz hafife alır, onları küçümseyebilirsiniz. Bu sanat tarihçileri de yapar bu tür şeyleri, fodulluk diyebiliriz bunlara. Barok, yani klasik Leonardo'lar, işte Raffaello filan, işte biraz Michelangelo da manierizmle hafif bir sapma görürsünüz. Onu biraz ileri taşıdığınızda barok çıkar. Rokoko'yu bir çürüme, dekadans olarak görürsünüz. Hele modern sanata sanat bile demezsiniz. Filan. Hakikaten bu her bilinçte buna benzer bir fodullaşma eğilimi vardır. Sebebi eski olanı, kadim olanı değerli görme, sonradan geleni hep bir dekadans, bir çürüme, bir yozlaşma, bir asıldan sapma. Yani ırklar da öyledir. Saf ırklar vardır. Sonra bozulur. Melezleşme. Ve nefret ederler. Oysa yaşamın esasıdır melezleşme. Sadece itiraf edilmez. Kemal, bu esas olan kemalin, yani yetkinliğin hep geçmişte olduğu